Değerli basın mensupları, bugün parlamento ve spor hukuku, spor tarihi çok önemli bir güne inşallah şahitlik edeceğiz. Bu çerçevede uzun zamandan beri yani 20 yılı aşkın bir süreden beri spor camiasının beklentisi olan ve sportif başarılarımızı çok daha güçlü, çok daha başarılı yarınlara taşıyacak olan spor kanun teklifimizi yani spor kulüpleri ve spor federasyonları kanun teklifimizi hazırladık ve inşallah meclis başkanlığımıza sevk etmek suretiyle süreci başlatıyoruz. AK Parti olarak kurulduğumuzdan bugüne kadar her daim Türk sporunun gelişmesi ve sporcularımızın uluslararası müsabakalarda, olimpiyatlarda büyük başarılara imza atması açısından hamdolsun çok büyük altyapı ve sportif alanda çalışmalar ortaya koyduk. Bu anlamda spor yatırımlarını son 20 yıllık süre zarfında artırmak suretiyle dünyanın en genç, en yeni spor altyapısına sahip olduk. Ve tabii sadece fizik imkanların artırılması yetmez. Aynı zamanda lisanslı sporcu sayımızı 278 binden almak suretiyle 9 milyonun üzerine çıkardık. Bu ne anlama geliyor? Arada geçen süre zarfında yaklaşık Lisanslı sporcu sayımız 40 kat artmıştır. Tabii 40 kat artan lisanslı sporcu sayımız aynı zamanda olimpiyatlarda ve uluslararası müsabakalarda da 40 kat altın madalya ve 40 kat yine sportif başarı anlamına geliyor. Bu anlamda spor kulübü sayısı, artan altyapı ve lisanslı sporcumuz sayesinde 6000'den yaklaşık 19000'e çıkmıştır. Bu da 3 katından fazla yaklaşık 4 kat civarında malum olduğu üzere spor kulübü sayısının artış anlamına geliyor. Antrenör sayımız 18 ben 18 binden 25 bine, spor tesisi sayısı 1575'ten 3500'lerin üzerine. E tabii 1575 eskiden var olan spor tesislerini de yenilemek suretiyle aslında sıfırdan inşa ettiğimizin de altını çizmek gerekir. Tüm bu çalışmalar beraberinde uluslararası başarılarda beraber de getirmiştir. Malum olduğunuz üzere daha geçtiğimiz yaz Tokyo 2020 yaz olimpiyatlarında toplamda 13 madalya kazanmak suretiyle tarihi bir rekora da gelişen bu altyapımız sayesinde imza attık. Bu başarılarımızı daha da artırmak, bayrağımızı göndere çektirmek ve istiklal marşımızı bütün uluslararası toplum nezdinde gür bir seda ile seslendirmek üzere millet olarak tasada sevinçte birlikteliğimizi artırmak ve gururumuzu çoğaltmak için hazırladığımız spor kulüpleri ve spor federasyonları kanun teklifimizi inşallah bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığımıza sevk ediyoruz. Ve tabii hazırladığımız bu kanun teklifimiz arada geçen süre zarfında konunun tüm taraflarını dinlemek ve bu çerçevede yapılacak yasal düzenlemeyi adeta uluslararası nitelikte bir üst segmente çıkma çıkarmak suretiyle tüm çerçevesiyle değerlendirdik. Ve tabi sayın basın mensupları bu yasanın hazırlanmasının gerekçesi olan ve özellikle bugüne kadar spor camiamızda yaşanan sıkıntıları bertaraf etmek ve sorunları çözmek üzere çok ciddi çalışma gerçekleştirdik. Tabi bunların en önemli gerekçesi spor kulüplerimizde özellikle futbol kulüplerinde ve özellikle de birinci lig ve süper ligde profesyonel liglerde yer alan futbol kulüplerinin ciddi bir borç yükü altında olduğu da açıktır. Bu anlamda 30 milyarı geçen borç yükü ve yüzde doksanından fazlası bu 30 milyarın profesyonel futbol kulüplerine ait olması ve yaklaşık rakamın 25 milyar TL'nin üzerine. Yani kamuoyu kamuoyunu aydınlatma platformundan alınmış taze veriler ışığında 25 milyarın üzerine çıktığı da vakadır. Daha da önemlisi her transfer sezonunda yaklaşık 2 milyar TL Türk spor camiasının adeta borçluluk durumu artmaktadır. Bu çerçevede kulüplerin borç yükünün yükünden kurtarmak spor kulüplerimizin sürdürülebilir güçlü finansal altyapısına sahip olmasını gerçekleştirmek ve uluslararası başarıları yakalamaya adım atmak, spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinde hesap verilebilirliği, şeffaflığı temin etmek, spor kulüplerinin daha demokratik, daha şeffaf, denk bir bütçeyle hesap verilebilir bir anlayışla yönetimini sağlamak üzere çalışmalarımızı hızlandırdık. Ve tabii bu çalışmaları yaparken tüm siyasi parti gruplarıyla tüm spor camiasında yer alan ilgililerle değerlendirmeler yaptık. Milletvekillerimiz, kulüp kulüpler birliği başkan ve yönetimleri defaatle toplandık. Çeşitli kulüp başkan ve yöneticileri, Türkiye Futbol Federasyonu başta olmak üzere tüm federasyon başkan ve yönetimleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından bürokratlar, konunun tarafı olan başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız, Maliye Bakanlığımız ve diğer tüm bakanlıklarla ilgili çalışmaları yürütmek ve özellikle de sorumlulukla ilgili cezai müeyyidelerle ilgili Adalet Bakanlığımıza da ve bürokratlarıyla da gerekli çalışmaları yaptık. Ve tabii daha önce bankalar birliğiyle yapılandırılan borçlar çerçevesinde bankalar birliği konsorsiyumuyla da bir araya geldik. Ve tabii artık spor demek sadece ulusal devletlerin tek başına yaptığı çalışmalar değil. Artık spor denildiği zaman uluslararası müsabakaları yürüten uluslararası federasyonlar özellikle çok önemli. Bu anlamda FIFA ve UEFA'nın uygulamalarını yapmakta oldukları düzenlemeleri ve bugüne kadar vermiş olduğu özellikle kas kararlarını dikkate almak suretiyle yapılacak yasal düzenlemenin mükemmelleştirilmesi de gerekli ve zorunluydu. Bu çerçevede ülkemizde spor camiasında emek veren ve özellikle kasta hakemlik, yargıçlık yapmakta olan spor hukukçularıyla da bir araya geldik. Ve üç bölüm iki geçici ile birlikte 61 maddeden ibaret olan spor kulüpleri ve spor federasyonları kanunumuzu hazırladık ve inşallah biraz sonra meclis başkanlığımıza arz edeceğiz ve beraberinde süreci de başlatmış olacağız.